Merhabalar, Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Mualla. Yine bir video ile birlikteyiz. Geçen videomuzda bahsetmiştim. Çiçek dikmiştim. Aslında 2-3 hafta oluyor onları dikeli. Onları ekleyeceğim şimdi. Onları görmüş olacaksınız. Çan çiçeği ve muhtelif çiçekler. Şimdi balkon bahçeye çıktık. Şöyle hava pırıl pırıl, dedim video çekilir. Burası ne alemde. Hemen bak. Evet, yavaş yavaş çiçeklerimi dışarıya çıkarmaya başladım. Burası boştu önceki videolarımda gördüyseniz. Şimdi burada altına naylonu geçirdim. Şöyle açayım. Bazı spreyleri aldım. Özellikle benzer saksılarda olanları şöyle düzgün dursun diye arkadaşlar. Şöyle kalan saçıyı. Şöyle bakın. Ve aşkın gözyaşları iki tane var. Böyle baktıktan sonra genel olarak çok detaya inersek video uzanmış olur. Starliçemi buraya aldım arkadaşlar. İçerideydi şöminenin önünde. Ve fil azı sukulentinin dibine diktiğim kalanşo mangini çok güzel oldu. Başka bir saksı da vardı. Gelişmedi, hiç olmadı. Şöyle bakın. Harika bir güzellik. Daha seyrek çiçekleri. Ah! Yaramaz seni, yaramaz seni, yaramaz, yaramaz. Bunlar var ya, beni böyle engelliyorlar. Harika bir çiçekleri oluyor bunu. Daha seyrek. Şöyle bakın, çok şirin bir tür kalanşo. Evet, bazıları hala naylon altında. Şöyle bakın. Evet, limon fidesi aşağıdaydı, buraya aldım. Şöyle gözümüzün önünde olsun. Şöyle bakın, çiçekleri, tomurcukları üzerinde. Bahçeye şöyle bakın. Felisyalar biraz mavi mavi parlıyor. Orada begonvil var. Üstten yapraklar hasar gördü ama kendisi sağlam. İnşallah. Bir çuhamız var şurada. Bakın. Alt bahçede de var. Bunlar bu zamanlarda açabiliyorlar. Evet. Periyeşim bitkisi. Masanın üzerinde mor saksı da. Başka muhtelif çiçekler de var. Şöyle bir göz atalım. Sonra perdelerimi göstereceğim arkadaşlar. Geçen videoda, önceki videoda bahsetmiştim nasıl perde yapayım. Sizlerden de öneriler geldi. Çok teşekkür ediyorum. Onlara bakarken, evet, periyeşim açışını tamamladı. Bundan sonra bu açtığı çiçeklerin olduğu dallarda yeniden böyle küçük fideler oluşuyor. Yani tohum desem tohum değil, yeniden fideler oluşuyor. Bazı sukulentlerde böyle gül gül oluyor ya, bunda da o şekilde o bölümlerde o şeyler oluşuyor ve onları alıp ekebiliyorsunuz. Aşkın gözyaşı gibi düşünün. Aşkın gözyaşının küçük gülcük halinde taslakları yeni fideler oluşturuyor ya. Evet, 2 miliyi de, dikenler tacını da buraya aldım. Öteki büyüğü yukarıda duruyor. Geçenki videoda gördünüz. Yavaş yavaş onu da alacağım aşağıya. Evet, dillere destan olan kalanşom. İyi de yani artık tamam ya, seni mi çekeyim ya? Evet, o kalanşom. Evet arkadaşlar, geçen yıl birçok kişiye verdim. İnanın, elden herkese verdim. Kargo ile uzaklardan isteyenler oldu. Gördüğünüz, çok istediğiniz kalanşo bu. İnanın, çok daha güzelleri seralarda şu anda satışta. Kalanşo her yerde olan, AVM'lerde de satılan, kolay bulunan bir tür. Evet, ama ulaşamadığımız daha değerli geliyor. Etmeyin, benim misyonum nedir? Sizlere çiçekleri tanıtmak. Gördüğünüz gibi şey yapmaya çalışıyorum. Mezo, ne yapıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, papatya ne kadar efendi duruyor. Ne kadar akıllı duruyor. Evet, bir kalanşo da burada böyle. Bir tane de burada henüz açmamış. Bu o turunculu kalanşonun dibinde olan kırmızı kalanşo. Ah, çıktı biri üstüme. İner misin? İn. Evet, bu da açıyor. Bunu hiç içeriye almadım arkadaşlar. Bir havortia. Hovartia türü. Havortia mı? Hovartia. Şurada nakkaş sarmaşığı.
Şöyle geriye çekildim arkadaşlar, genel olarak bir bakın, hem de biraz ev turu, bir takipçimiz ev turu yapın diyor ama herkesin evini öyle ha diye çekemiyorum arkadaşlar, hani özeli oluyor. Hatta geçen bir arkadaşımızın bahçesine çiçek diktiğimde birazcık görüntüledim, bazı tepkiler de aldım. Siz ona sordunuz da mı şey yaptınız, hiç sormadan çeker miyim, böyle bir şey mümkün mü? Sonuçta ben o arkadaşımla konuşuyorum, izleyecek videomu. Mümkün değil tabii ki. Yani böyle ve 56 yaşındayım arkadaşlar. Belli bir yaşa geldim. Hani böyle bir şey düşünemeyecek kadar da değilim artık ya. Böyle hani bu konuda bilmiyorum. Yani yine de siz bilirsiniz. Neyse. Şöyle bakın. Evet, ahşap saksılarım 2 tane. Burada konumlandırıyorum zaten. Bunu yine Kartal'da bir seradan almıştım. Şöyle şöyle bakın. Çok seviyorum ahşap doğal ürünler. Şöyle perdelere baktığınızda ben perdeciye gittim. Tabii böyle düşündüğümü dedim. Cam açık olacak kesinlikle. Zaten çok da büyük bir camlar yok arkadaşlar. Yani tabii ki yeterli ama cam açık olacak. Sonra düz olacak. Renkli, desenli böyle şeyli istemiyorum. Zaten kartonpiyerler böyle oymalı. Bunu eşim kendi başına istediği gibi yaptı. Ben düz istiyordum ama bana sormadı. Böyle kendi kendine yaptırdı. Hadi olsun. Orası fırfırlı olunca güneşlik işte düz yaptırdık. Bunlar binde bir belki kapanır, belki çekilir. Yani karşıda canlı belki bir hareket olduğu zaman içeride de işte ne bileyim. Öyle olabilir. Genelde camlar açık seviyorum arkadaşlar. Fazla uzatmayayım burada. Bakın orkidelerin bu geçenki videoda dikimini yapmıştım. Buraya koydum. Cam kenarlarına ışık alan yerleri böyle hep çiçeklerle değerlendiriyorum. Çünkü onların ona ihtiyacı var. Evet, bunlar simbityum orkide. Ortadaki ters orkide. Bunu asacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şöyle. Şöyle. Asacağım, oradaki gibi olacak. O videomu izlerseniz Orki Demir Serası'ndan. Şöyle. Bu da altta durur. Toz düşüyor çünkü. Çok güzel şeyler, begonyalarım. Şu renklerine hayran oluyorum arkadaşlar. Bunları böyle izlemek muhteşem bir duygu. Çilli begonya. İki yapraktı. İki küçük yapraktı. Böyle büyüdü. Bu da harika görünüyor. Bir tanesi hasta, ayrı koydum onu. Böyle gördükten sonra şöyle karşıda da şöyle bu çiçeklere de biraz bakalım. Şeflera, kauçuk, fikus deniliyor. Daha önce de gösterdim ama şöyle bakın. Şimdi burada neyi göstereceğim? Burada benekli begonyamı buraya aldım. Şu fenerle çok güzel oldu, lambayla. Güzel bir ambiyans oldu. Bu saksıyı da böyle buraya aldım. Zaman zaman yer değiştiriyorum. Yani şu şuraya olsun, bu buraya. Şöyle peperomia var. Bu düz olanı. Bu da variegata. Şöyle bakın. Şu saksıyı oraya koydum. Böyle bir de şunu göstereyim. 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 Ay, bu çok güzel oldu. Yani burayı sevdi. Bu ışık olayını. Bakın nasıl şurada yaprak taslağı. Tekrar açacak. Çok şeker. Monstera. Deve tabanı türlerinden arkadaşlar. O orayı sevdi. Benekli begonyam sevdi. Evet, böyle yaptık, iyi oldu diye düşünüyorum. Koltukların da arka minderleri desenliydi. Onları yeniden yaptırdım. Tekrar aynı renginden de buldum. Sadeleştirdim. Yeşil minderler öncesinde bu koltuklardan kalmaydı. 4 tane de yeşil minder sipariş verdim. Arkadaşlar geldi. İşte halıların uyduğunu söylediler. Halılar da toplama arkadaşlar ablamdan. Ablam taşınınca bunları kendi uygun koltuklara uygun halı almıştı. Bunları ilk etapta idareten koydum. Şöyle bakın. Birkaç parça aynı zaten. Şey yapmadı, takılmadım dediler. Böyle idare edelim, boş ver, israf etmeyelim değil mi arkadaşlar? Yeni halı bu eve almadım. 8 sene oldu buraya halı almadım arkadaşlar. Böyle. Hatta yukarıki odadaki turunculu halı da görüntülüyorum size. Orkideyi çekmiştim geçen. O da ablamdan. Ona uymayınca böyle. Şöyle şu çiçeklerime de bir bakın azıcık. Dışarıya da çıkalım. Çiçek dikiminde gösteririm. Artık onları kısa kesmeye mi çalışırım? Bakın. Çiçekleri indiriyorum. Bu köşe güzel oldu. Bu köşede bir sehpa gibi bir şey vardı. Aslında koltuk
tarzı bir sehpa. O duruyordu. Onu kaldırdık perdeler gelince o kenara. Bunları bu tarafa kaydırdık. Böyle oldu. Bence güzel oldu. Böyle soft renklerde. Hoş oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunları da göstereyim. Bu yine Orkidemir Serası'ndan verdikleri frezyalar. Suda açtılar. Şöyle bakın bütün yarısı tomurcuktu. Böyle hepsi açtı. Çok güzel bir kokusu var. Ve orkidemin biri burada arkadaşlar. Mini orkide ve dendribiyum orkidelerim de burada. Yani dedim ya ışık alan bütün pencerelerin önlerinde artık bunları konumlandırıyorum. Şurada da birkaç çiçeğim var. Şöyle bakın böyle konumlandırdım. İşte yani uygun olan yerlere koyduğum için bir de sardunyamız var orada. Evet, şimdi dışarıya çıkalım ve ne renkler var biraz baktıktan sonra dikim videosuna geçeceğiz. Evet, şurada bir sikas var. Böyle koydum. Kaktüsümüz var. Şöyle şu sukulenti komşumdan aldım. Buraya konumlandırdım. Bu da saksıdaydı. Buraya koydum. Kediler yatıyor üzerinde. Çünkü bakın kediler yatarak şu kaktüsümü mahvetmişler. Nasıl da batmamış bilmiyorum. Turuncu açan kaktüsüm. Mahvettiler. Orada yine onları konumlandırmamın sebebi var. Kediler. Evet yine burada yine kaktüslerim var. Evet burada kediler yatıyor arkadaşlar. Bunu o yüzden koydum. Kalın aba gibi eski minder. Yüzünü göster. Halime'yi gönder. Poz. Hemen çocukluğumuza gittik. Eskilerde kaldı o oyun. Çok oynardık. Kaldırdım ama naylonu tekrar koyacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Görmüş olun. Burada laleler var. Çıkıyorlar. Laleler çıkıyor ama kediler çok bastığı için hoş olmuyor. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Yani bu kazıklardan çok koymam gerekiyor. Onları da bükmüşler. Şunları koymam ondan dolayı çok basıyorlar. Çok kötü oluyor. Burada heuçeralar var. Bunlar heuçera. İnşallah iyi olurlar. Olmasa üzülürüm. Yer değiştim çünkü şunlar gördükleriniz İzmir feneri. Evet bunlar kötü duruyor. Evet ama koymamın sebebi her zaman söylüyorum kediler basmasın diye. Dönelim. Evet hala. Oy kurban olurum. Pita. Yavrum benim. Garip kızım benim ya. Pita. Evet şöyle saksılık orada onu dolduracağım. Düzenleyeceğim. Şöyle bahçe genel olarak bakalım. Rizomlu türleri daha sonraki videolarda daha detaylı gösteririm. Şimdi genel bakalım arkadaşlar. Evet bu çok güzel oldu burada. Sedum palmer. Daha önce de gösterdim ama tekrar görmüş olun. Aşağıya inince mavi, mor, lila renkli çiçekliler. Cezayir menekşesi. Evet bunu da görün. Bu alizyum. Kraliyet halısı. Bu yaza muhteşem olur. Kocaman odak olur. Kaya çiçeği. Birçok muhtelif çiçekler var. Tabii ki tek tek girmiyorum. Çuhaları görüyoruz. Şurada renkler var. Oraya geçeceğiz. Şöyle mavi felisya. Anemon dağ laleleri var. Açmadılar daha. Burada bir şebboy var ortada. Ve laleler var. Burada olduğu gibi boş alanlarda laleler başladı çıkmaya. Şimdi sabahın ilk saatleri bu güneşle birlikte öğlen saatlerinde çok daha güzel açar bu. Geçen açmıştı. Bodrum papatyası ve her cai menekşeler. Mor olan da Bodrum papatyası. Böyle burada güzel olacaktır inşallah. Evet, Sedum Palmer burada büyük bir saksıda yanında alizyum. Şöyle görmüş olun. Bu da kaktüs. Bildiğiniz kaynana dili denilen. Şunu göstereyim bakın harika inşallah köye gidebilirim de oradan bol bol bunlardan size görüntülerim böyle bahar çiçekleri bin bir türlü fındıklıklarda oluyor inşallah niyetim var oradan görüntüler alacağım ve bunların bol bol olduğu yer köyden almıştım birkaç yerde var bu açtı bu tamamen olgunlaştı herhalde daha önce de görüntüledim size şöyle bakın özel videosu var bilgileri var. Evet. Evet şakayık. Onu göstereyim size. Bakın yaprak taslakları çıktı ortaya.
Evet, baharın ilk çiçeklerinden bu da. Böyle gelişiyor işte arkadaşlar. Çok güzel. Bunları böyle takip etmek gerçekten güzel. Bu arada köylerde mart çiçeği dedikleri çuha, primulina diyecektim ama o başka bir tür. Primula. Bakın, mart çiçeği. Brillant. Yerlerde de var arkadaşlar. Bu arada haseki küpeleri bu şekilde yeniden canlanıyorlar. Bir mart çiçeği de bu. Bunlar Afrika zambakları. Şunlar pırasa gibi. Ve şöyle brillantları göstereceğim. Yine haseki küpesi ve brillant. Evet, video epey uzun oldu. Çiçek dikimi videosuna geçelim artık. Şöyle poligalayı da gösterdikten sonra, evet, poligala kışında çiçekli olan bir Akdeniz iklim türü. Karasal iklimde asla olmaz, donar. Burada da zaten korunaklı güney cephe, arkası duvar biraz korunaklı olduğu için ilk yıllarda da sardım arkadaşlar. O yüzden böyle harika kaldı. Birazcık daha görmüş olun dedim. Her daim yapraklı, her daim güzel. Evet, videoya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi önümde birçok iş duruyor. Çiçek dikeceğim. Neyi dikeceğim? Bakın. Burada kampanula, yani bizim maviş olarak bildiğimiz bir çan çiçeği türü. Bundan ben biraz 2-3 saksı diktim aslında, ayırıp kenarından. Nasıl ayırdım şimdi size göstereceğim. Şu saksılarda güzel oluyor yayvan ve ağaçlara asıyorum. Geçen yıl kampanula, işte yaz videolarımda görürsünüz. Bir de şunu göstereyim. Bakın, bu epey oluyor. Bu Heuchera, çok sevdiğim bir çiçek. Fakat bunu kediler kırdı. Şöyle bayağı zamandır böyle duruyor. Canlı oradan alıyor besinini ama bunu yeniden böyle kesip dikmeyi düşünüyorum. Diğer kalanını da ayrıca şöyle şu saksılara dikmek istiyorum. Saksıların altına nasıl yapıyorum göstereceğim size. Şimdi tek elden yapabilir miyim? Bir göstereyim. İnşallah. Şöyle birkaç şöyle taşlarımız var. Bakın, toprak, şu şekilde gübre. Şöyle torbayı arkadaşlar 18 liraya alıyorum. Yani sürekli toprak ve gübre takviyesi yapıyoruz. Çünkü buranın toprağı gerçekten çok kötü. Tuzlu bir toprak. Sahile yakın olduğu için Bayramoğlu arkadaşlar. Çok kötü bir toprağı var. Bahçe falan olmuyor. Böyle alıp yeniden koyuyoruz yani her şeyini. Şimdi saksının dibine taş koyuluyor, süssün. Genelde ben daha önceki yıllarda birçok heuchera aldım. Yani heuchera derken gördüğüm yerde muhakkak almışımdır. Fakat kökleri çürüyor. Fazla yağış almış olabiliyor. Soğuğa dayanıklı ama fazla da yağmur olduğu zaman onu çok önermiyoruz. Önerilmiyor. Bakın, burada da var bir tane. Bu böyle geldi bana. Moda Botanik'ten geldi tabii heuchera'larım. Buradan tekrar teşekkürlerimi sunayım. Bu farklı mesela, bu farklı bir türü. Bunu dikeceğim. Buna gübre takviyesi yapacağım. Buna çan çiçeği dikeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu arada mezo kıskanıyor. Kucağıma gelmek istiyor. Sürekli böyle saksıların üzerinde gezip duruyor. Şimdi buna bir tane dikeceğim. Mezo. Mezo gider misin? Zıpladı bana. Olmaz, olmaz diyorum, olmaz. Olmaz mezo. Olmaz diyorum, olmaz diyorum, olmaz, olmaz. Git, git, git. Şimdi dikerken şeyi sabitleyeceğim ama mezo da bırakmayacak ki. Nasıl yapacağız? Birine gübre alayım. Mezo, bırakır mısın beni? Bırak. Evet arkadaşlar, şöyle görülüyor mu bilmiyorum ama ancak bu kadar konumlandırabildim. Bu çan çiçeği dikeceğim.
saksı. Şöyle azıcık da harmanlıyorum gübreyi şeyle. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Mecbur böyle yapacağım. Tek elden yapamıyorum. Şimdi bunun şöyle kenarında, bakın şöyle kenarından küçük fideler de oluyor. Şöyle bakayım, alayım ben. Mesela küçük minik bir fide. Dur, gösteremedim herhalde. Tamam, sen bakmasan olmaz zaten. Telefona gitme, bozacaksın onu. Hemen onu yerine sabitliyorum. Şöyle büyük de var. Büyük de alabilirim. Şöyle şuradan. Ah, Harun Bey olsaydı işte kendisi, o çekerdi. Şöyle bakın. Şöyle bakın, böyle fideler. Onları yerlerine. Dur, çıkartırken göstereyim sonra elimden. Şöyle bakın. Şöyle yanından çıkartıyorum. Böyle çoğaltıyorum. Geçen sene 2-3 saksı yaptım. Çok güzel doldurdu. Harika oldular. Hatta Perihan Yılar arkadaşım geldiğinde eşi çok beğenmişti. Bir saksıyı ona verdim. Ama tabii ki şimdi bunlardan çok yapmak istiyorum ama yapabilirsem eğer ağaçlarda harika durur. Şimdi buraya aldım. Şimdi bakın. Dur, ben şöyle durup. Evet, çıkardıklarımı şöyle şuraya koydum. Tek elden dikeceğim. Şöyle bakın. Şöyle şöyle sıkıştırıyorum. İki elden daha rahat olur ama size gösteriyorum. O yüzden böyle bakın. Bu rizomludur. Dibinden kolay artan bir tür. Yani o dip köklerinden tekrar yeni minik sürgünlerle çoğalır. Şöyle görmüş olun arkadaşlar. Şunu da dikelim. Bunlar çoğalır, doldurur diye düşünüyorum. Bir tane daha mı koyalım şuraya? Bakın, bu da fide. Ziyan etmiyoruz. Çiçeklerle ilgili arkadaşlar bilirler. Böyle en ufak bir şey de olsa atamayız biz. Sonra sulayacağız bunu. Muhakkak sulamak gerekiyor arkadaşlar. Ben geçen arkadaşımızın bahçesinde diktiğimde sulamaya gerek görmedim. Çünkü çok ıslaktı yerler. Daha gerek yok. Şöyle bunu da buraya dikelim. Evet, diğer saksıyı da şöyle, bunu da tamamen de hırpalamak istemiyorum ama şu kenarlarından alayım. Bu mor renkli olan bir kampanula. Kendisini o yenileyecektir, dolduracaktır. Şöyle fideleri sonra gösteririm size. Çok da bozmak istemiyorum arkadaşlar. Yani şu bir tarafı kel kalmış çünkü orası güneş almamıştı. O tarafa yürüyememiş olduğu yerde. O yüzden şöyle kenardan alayım. Mezo, niye benim kamerayı koyduğum yere çıktın? Zaten yapamadım. Oraya koymuştum kamerayı. Oradan çekmeye çalıştım arkadaşlar. 3 tane de saksı, kayınvalidemin boş saksıları vardı. Onları aldım. Onlara çiçek dikeceğim, göstereceğim size. Yine geçen arkadaşıma getirdiklerimden, dayanıklı türlerden. Baharda açıyorlar, yaz başında. Şöyle mutluluk versin kayınvalidem. De seviyor tabii çiçekleri, kim sevmez. Çok meşgul olanlar, başka dünya işleri hani olabiliyor ya onlar. Ama eğer olmasa inanın onlar da bitkilere dönüş yapacaktır muhakkak diye düşünüyorum. Evet, bunları böyle diktim. Biraz da ıslayacağım. Şöyle kenara alayım. H3 arayı göstereceğim. H3 arayı süzek olması gerekiyor toprağa. Daha böyle torf karışık şeyli olsa güzel olur ama benim öyle bir imkanım yok. Burada kaynadı gibi bu. Şimdi ben bunu biraz da yapraklarını, şu ölü yapraklarını alayım. Arkadaşlar böyle H3 arayı kesin. Kafanı kaldır oradan mezo. Tam telefonun üstünde, arkasında mezo. Görüntüyü kapatır diye korkuyorum. Şu ölü yaprakları alıyorum arkadaşlar. Bütün çiçekler için söz konusu. Bu rizomlu olduğu için bunlar daha kolaydır. Yani tek köklü olanları böyle çıkartıp ha diye dikmeniz sıkıntılı olur. Bunun böyle birkaç yaprağını da şöyle aldım. Arkadaşlar bakın, şöyle bir kökü var. İçini çukur yaptım. Böyle yerleştiriyorum. Toprağı yanına ve
Şöyle iki elimle birlikte ezdim arkadaşlar. Şimdi bu saksı da küçük, bayağı zaman duruyor. Şöyle çıkartacağım onu diğer saksıya. Telefonu mezo sallanma. Mezo telefonumu düşürme. Rutubet gibi olmuş. İşte sevmiyor rutubeti. Yani süzek olması gerekiyor. Ben şimdi toprak gibi, yani çok da gübreymiş gibi de durmuyor. Şimdi bunlara da su koyacağım biraz. Ama çok yağmur yağmaması gerekiyor. Şöyle koyduk. Diğer hevçereye gübre koyacağız. Güzelliğim benim. Ben çok seviyorum bunları. Bunları ben çok seviyorum. Böyle baktığınız zaman sizin için belki hani işte sardunyaya benzer bir çiçek. Genelde çiçeklere odaklanıyoruz. Çiçeği varsa seviyoruz ama bir dönem açıyor yaz başında, ama harika çiçekler. Hayır mezo, istemiyorum. Bana gelin. Şöyle biraz koydum. Bunu da çekelim. Şimdi kayınvalidemin saksılarına çiçek bakacağız. Hangi çiçekler göstereceğim size. Öncelikle şimdi geldi aklıma. Bundan koysam hem şu anda da çiçek açıyor, mutlu eder. Öyle düşünüyorum. Ondan bir öbek alırım bir yerden. Bakın burada da bir öbek var. Cezayir menekşesi o. Bir de bundan düşündüm arkadaşlar. Bu Campanula grandis. Evet, bir dönem açıyor ama olsun. Bir ay kadar, 2 ay kadar mutlu etse yeter. Aslında bu Centaurus, yani mahmuz çiçeği. Bunlardan arkadaşıma geçenki videoda dikmiştim. Burada Sedum Palmer var. Şöyle bakın. Onlar sorun yapmaz. Çok köklü değildir ama şöyle bunun da kökleri yok aslında, ama bütün toprağı sardığı için. Bakın şimdi az önce şöyle dalları yuvarlanıp durduğu için üstünde. Geçenki videoda size söyledim bunu, Cezayir menekşesini yatay diktiğiniz zaman kenarlarından böyle kök salıyor diye. Şöyle size göstereyim. Şöyle ben kopartacağım bunu. Şöyle devam edelim. Bakın nasıl köklendi. Nasıl şöyle alayım. Sarıyor, sardığı yerden, toprağa değdiği yerde böyle kök veriyor. Ben şimdi bundan bir tane saksı yapayım kayınvalidene. Çok dayanıklıdır, çok. Yani soğuğa dayanıklı. Ondan sonra güzel çiçeklerini de açıyor. Bakın burada yonca dolmuş. Onları söküyorum, şimdi fark ettim. Burada kampanula var. Yine az önce diktiğim var ya. Bakın o onu sarmış. Bunu koparmak gerekiyor. Tabii çok bahçeye bakamadık arkadaşlar. Soğuktu, kıştı, hastaydık derken, ben aslında kışa girmeden önce, o hasta olduğumuz dönemlerde, biliyorsunuz, bilenler bilir, köklü bir düzenleme çalışmasına başlamıştım. Ama maalesef tökezlendik. Sağlık olsun diyoruz. En önemlisi o. O yüzden bahçemde böyle çok istediğim gibi değil. Çok hani o zaman budama falan yapacaktım, yapamadım. Hepsi öyle. Evet, Campanula grandis kayınvalideme dikeceğim. İyi de burada filbahri var, onun köküne doğru gitmiş, oradakilerden alayım. Şöyle alıp dikeceğim. Bakın iyice sarmış. Buradan biraz ayıklamam lazım. En azından köküne doğru olanları. Şöyle. Bakın nasıl sarmış. Rizomlu türler böyle arkadaşlar. Dipten uzayarak çoğalıyorlar. Şunu da alayım. Buraya sonra. Gerçi etkilenmiyor. Çok güzel de çiçeklerini açıyor. Filbahri. Yaz başında açıyor. Mis gibi kokuları ile. Evet, bu bir saksıya anca. Evet, ikinci çiçeğimizi getirdik. Şimdi diğerini bir tercih edelim bakalım ne. Tercih olur mu? Zaten civan perçemi demiştim. Kesinlikle o olmalı. Evet, bakın böyle kötü görünüyor. İşte biraz bakım yapmak gerekiyor. Şunları kesebiliriz. Şu kötü yapraklı olan yerleri kesebiliriz. Daha güzel durur, ama söylediğim gibi bahçeye bakım yapamadım. Aralarda şeyler çıkmış. Çörek otları, onları sökeceğim. Çok, çünkü burada oluyor her sene. Bir kere ektim, ondan sonra kendisi fazla fazla oluyor.
Şimdi aslında ezan çiçeği de istiyordum ona. Bakın ezan çiçekleri de böyle yerden rizomlu olduğu için yerden böyle artıyorlar. Bir dönem açıyorlar. Hepsi tek sıra halinde harika görünüyor. Ballı babaları biraz bırakacağım. Çünkü kuş otu da var. Yasemin Hanım arkadaşım söylemişti. Ve ballı babalar güzel yemek oluyor. Evet arkadaşlar, civan perçemini de çıkardım. Böyle rizomlu olduğu için şöyle toprağı ile çıkardım. Civan perçemini aslında şuna koymayı düşünüyorum. Bu saksı da iyi olur. Onu ona, bu da yerini buldu zaten. Mor mor açacağı için mor saksı da güzel olur. Buna da Cezayir menekşesi, böyle döndüreceğim de biraz. Dikerken göstermek isterdim ama birisi çekse, kimse yok burada. Mezo, gel çek beni. Mezo su içiyor. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, Campanula grandis, Cezayir menekşesi, civan perçemi ve ben ona bir de kaya çiçeği denilen turna gagasından da ekeyim dedim. Bakın nasıl rizomlu, kökten şöyle yeni sürgün verip bir şekilde yeni fideler oluşuyor. Şimdi buradan artar bu. Şu şekilde gömelim bunu. Bak oradan yeniden sürgün verip oluşacak. Bunun çiçeğini şimdi göstereceğim. Evet, o arkadaşımızın geçenki videoda da şey yapmıştım. Şimdi onu da hem görmüş olur, belki arkadaşım da bakıyorsa. Bunun çiçekleri nasıl? Şu anda açmış var çünkü. Evet, bu arada diğer saksı şuydu. Onu yeniden diktim arkadaşlar. Az önce Campanula göstermiştim. Bir de burada yaptım. İnşallah çoğalır, olurlar. Bir sulanacaklar bunlar. Evet, şöyle bakın çiçekleri, tabii ki bu tomurcuk hali şu anda. Açmış olanı da şimdi bakacağım. Ay, elimi koymayayım oraya yere. Eldiven kullanmayı sevmiyorum. Direkt tutmam gerekiyor arkadaşlar bitkiyi, yoksa olmuyor. Cezayir menekşeleri güzel. Burada şu anda hava soğuk olduğu için, hava birazcık güneş göstersin, bunlar açacaktır. Evet, kaya çiçekleri dediğimiz bunlar. Bakın şu ot. Bu Haziran. Haziran videoma bakın. Bu çiçeği de çok seviyorum. O yurt dışı bahçelerinde görmüştüm. Harika çiçekleri var. Burada geçen yıl çok güzel büyüyordu. Kocaman olacaktı. Ama kediler kırdı. Bakın küçük düşen tohumlardan en güzel böyle yetişiyor. Yani şimdi ekince mesela Mart, Nisan gibi yetişmez. Bunlar önceden dökülen tohumlardan. Bakın şöyle azıcık yerlerde görüyorsanız maydanoz gibi. Onları da alabilsem alacağım. Bakın şöyle çimlerin içinde. Biraz büyüse alabilsem alacağım çimlerin içinde. Bakın bir iki tane böyle fideledim. Şuraya da koydum. Bak şu anda küçük. İşte böyle gönül veriyoruz, emek veriyoruz, sabırla. Sonrasında harika güzelliklerini sunuyorlar bize. Bu farklı bir frezya. Bunu görüntüledim mi geçen yıl çok bilemiyorum ama bir arkadaşım göndermişti. Çok farklı çiçeği olan bir frezya. Bahar bekleyin arkadaşlar. Bakın Osmanlı çimi açmış. Sonra tohuma durmuş. Şöyle şeyleri var. Üzüm gibi. Bakın bu da aynı şekilde. Bunu hiç ellemiyorum. Bu da Haziran. Çörek otuyla çok benziyor ama bu Haziran. Ve arkasında bakın bir şey var. Tohumdan herhalde çıkmış. Hatmi gül. Onu sonra çıkartıp bir yere alabilirim. İşte şu ot. Sedum palmerler var. Şöyle ara ara onları da diktim. Dikmiştim. Ve sümbülüme bakın. Bu çıktı, ilk çıktı böyle şeker gibi. Şöyle görmüş. Evet arkadaşlar, kışın böyle daha açık tonlarda açıyor. Bu gül ile artık videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar, beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.